Herkese merhaba, ben Mustafa. Bugün Volkswagen'in en uygun fiyatlı SUV'si olan T-Cross'a yakından bakacağız. Öncelikle T-Cross yeni bir araç gibi gözümüzde canlanabilir ancak aslında 3-4 yıllık bir mazisi olan bir araç kendisi ve ülkemize Taygo ile birlikte giriş yaptı. Tabii ki çok yeni bir araç olmadığı için incelememizi buna göre yapacağız. Videoya geçmeden önce aracı bize sağladıkları için Mercan Otomotiv'e teşekkür ederim. T-Cross Taygo'nun aksine daha ferah bir yaşam alanı ve aile kullanımını hedeflemiş gibi görünüyor. Ve bu araç ülkemizde Life ve Style olmak üzere iki donanım paketiyle sunuluyor. Şu an incelediğimiz araç ise 1.0 TSI motora sahip 110 beygirlik bir Style paket. Şu an 1.0 olarak belirttim ancak Volkswagen T-Cross ülkemizde sadece 1.0 motor seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Ve bu 1.0'lık motorun ise sadece 110 beygirlik bir seçeneği var. Manuel ya da otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor. Ancak manuel şanzımanı sadece başlangıç paketi olan Life pakette görebiliyoruz. Saygıda olduğu gibi donanımın hedeflendiği bir araç olduğunu söyleyemem. Çünkü bu aracın daha çok ulaşılabilir olması hedeflenmiş. Ve bu yüzden de Volkswagen'in SUV ailesinin en uygun fiyatlı aracı olarak konumlandırılıyor. Aracın tabii ki sürüş testini de gerçekleştireceğiz. Özelliklerine bakacağız. Ancak ilk olarak tasarımdan başlayalım. Öncelikle aracın renginden bahsetmek istiyorum. Refleks gümüş olarak adlandırılan bu renk araca yakışmış ve şık bulduğumu söyleyebilirim. Çoğunlukla bu gümüş tipteki renkleri beğenmesem de bu araca çok güzel oturmuş. Aracın ön tarafına baktığımızda alışık olduğumuz Volkswagen tasarımı bizi karşılıyor ve gördüğümüz üzere ızgaranın ortasında büyük bir şekilde konumlandırılmış Volkswagen logosu. Ardından da farlara kadar uzanan bir krom çıta bizleri karşılıyor. Farlara gelecek olursak araçta LED farlar bulunuyor ve bazı model olan Life paketteki halojen farlara göre çok daha şık ve çok daha kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca Life pakette bulunmayan sis farları ise Style pakette bizleri karşılıyor. Aracın yan bölümüne gelecek olursak yüksek bir yapıda olduğunu görebiliyoruz ve bu da aracın içerisinde daha ferah bir yaşam olmasına olanak sağlıyor. Aracın jantına ve lastiğine bakacak olursak 17 inçlik Chesterfield jantlar bizi karşılıyor ve 5 kollu bir yapıda. Jantlar alüminyum alaşımlı ve sadeliğinin yanına gerçekten de güzel görünüyor. Lastiğe bakacak olursak Hankook'un Venus Prime 3 adındaki 205-55 ile 17 ebatlarındaki lastiği kullanılmış. Ayrıca aracın SUV hissiyatını arttıran plastik aksamlara da bu araçta yer verilmiş ve ön tampondan arka tampona kadar uzanan plastik aksamlar gerçekten de güzel duruyor. Yan taraftan devam ediyoruz ve burada katlanabilir yan ayna bizi karşılıyor. Ve bu tüm donanım paketlerinde standart olarak geliyor. Ayrıca aracın kapılarında yer alan bu Volkswagen yazısı ise daha premium bir hava katmış. Şu an incelediğimiz araç Style paket ve bu pakette gümüş tavan rayları yer alıyor. Bazı model olan Life pakette ise bu tavan rayları siyah bir şekilde geliyor. Ayrıca buradaki benzin kapağı ise bu şekilde basarak açılabiliyor. Aracın arka tasarımına gelecek olursak Taygo'da da gördüğümüz tipte bir top tasarımı bizi karşılıyor ve gerçekten de bu da bu aracın bir imzası niteliğinde. Taygo'da gördüğümüz bu ortada yanan aydınlatma grubu bu araçta yer almıyor. Aşağı indiğimizde plakanın altında bir T-Cross yazısını görüyoruz. Bu yazı tipine zaten alışkınız ve biraz daha aşağı indiğimizde ise gövde rengindeki park sensörleri bizleri karşılıyor. Ayrıca bu gümüş renkteki parça arabanın tasarımına daha hoş bir hava katmış. Şimdi ise gelin T-Cross bize bagajından neler sunuyor bunlara bakalım. Tabii öncelikle aracın biraz tozlu olduğunu söyleyebilirim. Aracı test ettik ve ormanda bir test ettik sonuçta SUV bir araç olduğu için. Öncelikle T-Cross'un Taygo'daki gibi bir bagaj hacmi olduğunu söyleyemem. Çünkü Taygo'dan zaten birazcık da kısa bir araç kendisi. Ve 385 litrelik bir hacme sahip. Bu değer tabii ki ne çok yüksek ne çok düşük, tamamen segmentin ortalamalarında olduğunu söyleyebilirim. Malzeme kalitesi olarak araçta zaten Volkswagen kalitesini görebiliyoruz. Ve tabii ki buradaki bagaj zemininin de kalın bir yapıda olduğunu görebiliyoruz ve sağlam bir hissiyata sahip. İki kademeli zemine sahip olduğunu da söyleyeyim ve size bu şekilde göstereyim. Bir kademe daha aşağıya indirdiğimizde ise hacminiz 385 litreye bu şekilde ulaşıyor. Burada tabii ki 1, 2, 3 ve 4 tane kanca yer alıyor. Ayrıca poşetlerinizi asmanız için burada bir askıla da yer verilmiş. Ve Taygo'da da gördüğümüz bu aksam T-Cross'ta da yer alıyor ve stepnenizi daha rahat almanızı sağlıyor ve tabii ki bu araçta da bir stepne bulunuyor. Bu konuda da Volkswagen gerçekten de cömert davranmış. Ayrıca aracın bagajında bir 12 volt girişiyle karşılaşmıyoruz ancak tabii ki şarj etme konusunda araç bize çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Sonuçta 4 tane Type-C'ye sahip. Bunlara da hiç kısımda zaten değineceğim ve bu yüzden de çok büyük bir sorun yaşamazsınız. Ayrıca aracın arka koltukları ileriye gidebiliyor ve bagaj 455 litreye kadar çıkabiliyor. Ve bu sayede daha büyük yükleri daha rahat taşıyabiliyorsunuz.
Aracın içine geçtiğimde ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz üzere arkadaki koltuklar yatabiliyor ve öndeki bu koltuk da bu şekilde yatıyor. Ve bu sayede uzun yükleri taşımanız daha rahat bir hale geliyor. Koltukları normal pozisyona getirdiğimize göre aracın içinden devam edeyim. Taygo'ya göre çok daha ferah bir yaşam alanı sunuyor ve bu koltukların kafalıklarını kaldırdığımda şunu söyleyebilirim. Ben 1.93 boyundayım ve sürücü koltuğu da bana göre ayarlı olmasına rağmen burada gördüğünüz üzere neredeyse 5 parmaklık bir mesafe yer alıyor. 1.95'lerin üzerinde değilsiniz. Çok rahat edebilirsiniz aracın arkasında. Malzeme kalitesine baktığımızda ise aynı şekilde Taygo'daki gibi parçalar yer alıyor. Sert plastikler yer alıyor. Ayrıca kapıda bir bölme yer alıyor ve yeterli büyüklükte olduğunu söyleyebilirim. Ve bu cep 2-3 tane su şişesini rahatlıkla taşıyabilir. Araçta aynı Taygo'da bulunan parçalardan bir aydınlatma grubu yer alıyor. Koltuklara baktığımızda ise gerçekten de hissiyat olarak da güzel bir his sunuyor. Onun dışında da görüntü olarak bu koltuk döşemeleri gayet güzel duruyor. Orta koltuğa oturduğunuzda ise bu kemer yuvalarının sizi rahatsız etmemesi için gözler yer alıyor ve güzel bir çözüm sunulmuş burada da. Bunun dışında aracın orta bölümünde bir havalandırma menfezi yer almıyor bu bölümde. Ancak bu bölüm bir cep olarak değerlendirilmiş ve gayet yeterli bir hacmi var. Yani buradan gibi ufak tefek eşyalarınızı bu gözü rahatlıkla koyabilirsiniz. Ve bu gözün altında ise 2 adet Type-C girişi yer alıyor. Önde de 2 adet Type-C girişi var ve bu araçta toplam 4 adet Type-C girişi yer alıyor. Bu aracın 3-4 yıllık bir araç olduğunu düşündüğümüzde böyle bir teknolojinin sunulması gerçekten de güzel bir özellik. Aracın arka bölümünde herhangi bir kolçağa yer verilmemesi ise biraz üzücü olmuş ancak yine de çok büyük bir eksik değil. Şaft tüneline gelecek olursak burada da aynı Taygo'daki gibi karışık bir şaft tüneli yer alıyor diyelim ve aracın artık kokpitine geçelim. Aracın kokpitine geçtiğimiz zaman ise burada bizi 8 inçlik bir dijital multimedya ekranı karşılıyor ve entegre bir navigasyona sahip kendisi. Ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği de sunuluyor. Multimedya ekranı kapattığınızda sizi böyle bir saat karşılıyor ve koyu bir temada. Bu yüzden de gece sürüşlerinde sizi rahatsız etmeyecektir. Ve bu saatleri de kişiselleştirebiliyorsunuz. 3-4 farklı teması var ve istediğiniz temayı buradan seçebiliyorsunuz. Aracın gösterge paneline bakacak olursak dijital bir gösterge paneli bulunmuyor. Görmeye alışık olduğumuz bir klasik Volkswagen paneli bizi karşılıyor burada. Ancak yine de kötü durduğunu söyleyemem. Tabii ki dijital gösterge paneli sunulsaydı çok daha güzel olabilirdi. Ancak bu dijital gösterge paneline opsiyon olarak sahip olabiliyorsunuz. Ayrıca aracın kapı kollarından orta konsola doğru uzanan bir desen yer alıyor. Bu desen de gerçekten hoş duruyor. Ve bu desen sadece görüntü olarak değil hisset olarak da diğer parçalardan daha farklı ve güzel duruyor. T-Cross'un öndeki malzeme kalitesine gelecek olursak üst tarafta sert bir plastik, orta tarafta sert bir plastik ancak kolunuzu koyduğunuz bu bölümde ise yumuşak bir deri parça yer alıyor. Ayrıca buradaki kapı gözünün de gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Geniş bir hacme sahip ve 1,5 litrelik bir suyu buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Geldiğimizde ise burada bizi makyaj aynalı bir güneşlik karşılıyor ancak bunun bir ışığı yok. Bu tarafta SOS tuşumuz yer alıyor. Onun dışında ışıkları buradan kontrol edebiliyoruz. Bu tarafta anlatabileceklerim bu kadar. Şimdi ise torpidoya bakalım. Torpido ne çok sert açılıyor ne çok yumuşak açılıyor. Tam ortasında diyebilirim. Çok geniş değil ancak yetecek düzeyde bir hacme sahip. Direksiyona geldiğimizde ise aynı Taygo'daki direksiyon bizi karşılıyor. Aynı tipte bir direksiyon ve sağ taraftan bu ortadaki gösterge ekranını kontrol edebiliyorken sol taraftan ise hız sabitleyicinin ayarlarını yapabiliyoruz. Ayrıca sol taraftan bu şekilde sesi açıp kapatabiliyorken burada ise şarkıları değiştirebiliyoruz. Direksiyonun arkasında yalnızca Style pakette gelen Triptronic kulakçıklar yer alıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Aracın orta konsoluna doğru gelecek olursak burada bizi start stop tuşu, park sensörlerini devre dışı bırakıp bırakmayacağımız bir tuş yer alıyor. Dörtlü de burada yer alıyor ve burada dijital bir klimaya yer verilmiş. Bu klima panelinde Taygo'daki gibi bir koltuk ısıtma tuşunu göremiyoruz. Ancak bu da yine de çok büyük bir eksik değil. Aracın light paketinde ise tek bölgeli bir manuel klima yer alırken bu araçta çift bölgeli bir klimaya yer verilmiş. Onun aşağısına indiğimizde ise burada iki adet Type-C girişi ve bir göz görüyoruz. Bu göz gayet geniş ve telefonunuzu diğer eşyalarınızı buraya rahatlıkla koyabilirsiniz. Ancak burada da herhangi bir kablosuz şarj desteğine yer verilmemiş. Burada ışıklı bir vites topuzu yer alıyor. Ayrıca burada da çakmaklığımız var. Orta bölüme geldiğimizde ise yine gözümüzde burada manuel bir el freni çarpsa da bu el freninin kullanımı çok kolay. Yani hareket alanı zaten çok kısıtlı olduğu için sizi çok fazla zorlamayacak. Burada 2 adet bardaklık yer alıyor ve bu şekilde suyumuzu rahatlıkla koyabiliyoruz. Alt tarafında ise nokta noktada yapıda bir malzeme var. Bardaklığın hemen arkasında çok ufak bir göz yer alıyor. Ancak bu gözün çok fazla kullanılacağını düşünmüyorum. Ayrıca kolçağa gelecek olursak
İşte Taygo'da görmediğimiz bu yükseklik ayarı yer alıyor. Ayrıca ileri ve geri hareket edebiliyor ve bu sayede daha rahat bir kullanıma olanak sağlıyor. Gördüğünüz üzere direksiyonu tutabiliyorum, vitese de ulaşabiliyorum, klimayı da kontrol edebiliyorum yükseklik ayarı sayesinde. Kolçağın hemen altında ise bir göz yer alıyor. Ancak bu gözde herhangi bir kaplama yer almıyorken Taygo'da burada bir kaplamaya yer verilmişti. Aracın tasarımından ve içinden bahsedebileceklerim bu kadardı. Şimdi ise gelin sürüşe geçelim ve deneyimlerimi size sürüş esnasında aktarayım. Şu anda aracın 0-100 performansına göz atacağız ve trafiği riske atmayacak bir yerdeyiz. Müsait bir yoldayız. Dörtlüğümüzü de kapatalım. Sol sinyalimizi verelim ve şu an dip gaz yaptım. Evet. Araç ilk başta biraz geç alıyor hızını ancak sonrasında ara hızlanmalarda gayet süratli, gayet performanslı bir şekilde ilerliyor. Ve şu an 100 km'deyiz. Ayağım hala dip gazda ve şu an 120'lerdeyiz. Yani aracın 100'den sonraki hızlanma performansı da gayet yeterli seviyede. Evet, şimdi sürüşe geçelim artık. Evet, marşımızı bastık. Emniyet kemerimizi taktık ve yavaş yavaş artık yola çıkalım. Evet, yavaş yavaş yola bağlanalım. Öncelikle T-Cross'un oturuş pozisyonundan başlamak istiyorum. Koltuklar güzel bir şekilde sarıyor ve Taygo'ya göre daha yüksekte oturduğunuzu hissediyorsunuz. Daha çok bir Jeep kullanıyormuş gibi bir hissiyata sahipsiniz burada. Yani daha çok bir Tiguan kullanıyormuş gibi bir hisse şu an T-Cross'un içerisi. Yani Taygo'da bu daha çok biraz T-Roc'un biraz daha aşağısı seviyelerindeydi. Ancak burada gerçekten de bir Jeep kullandığınızı hissedebiliyorsunuz. Görüş açılarına değinmek istiyorum. Görüş açıları gayet yeterli. Zaten yüksekte oturduğunuz için çok fazla zorluk yaşamıyorsunuz. Hafiften de bir performansına bakalım. Şu an 70 km süratlerdeyiz ve motor sesi 3000-4000 devirlere doğru çıkmadığı sürece gelmiyor. Onun dışında yol sesini de tabii ki daha yüksek süratlere çıktığımızda daha çok değinebileceğim. Ancak yol sesi de sizi büyük bir şekilde etkilemiyor. Görüş açılarından devam etmek istiyorum. Zaten araç yüksek bir formda olduğu için Taygo'daki gibi basit bir arka tarafa sahip değildi araç ve C-Suit'un zaten araç kısa olduğu için herhangi bir cama yer verilmemiş C-Suit'un da. Ancak zaten arka camda gayet geniş olduğu için rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Onun dışında park sensörünüz de bu araçta yer alıyor. Geri görüş kamerası opsiyon olarak tercih edilebiliyor bu araçta ve en azından park sensörlerinde olması da güzel bir şey. Kumandalara erişilebilirlikten bahsedeceğim ama öncesinde biraz klimayı kısacağım. Hava sıcaklığı da şu an burada klimadan dolayı. Klima çok iyi çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Bu kolçağı gördüğünüz gibi kaldırarak ve biraz da ileri alarak çok rahat bir kullanıma sahip olabiliyorsunuz. Çünkü vitese erişimim burada çok rahat. Onun dışında aynı andan direksiyona da erişebiliyorum. Ondan sonrasında klima kumandalarını da burada rahatlıkla kontrol edebiliyorum ve Taygo'da bu kolçak da ileri geri hareket edebiliyordu. Ancak yükseklik ayarı T-Cross'ta yer alırken Taygo'da yer almıyordu. Şu ansa kullanımım daha rahat. Bu araçta tabii biraz daha yüksekte olduğunuz için sanki Taygo'dan kullanımı daha rahatmış gibi. Böyle görüş alanlarınız daha fazlaymış gibi. Tabii ki Taygo'nun da görüş açıları gayet güzel ayarlanmıştı. Sonuçta kupe bir araç olmasına rağmen görüş açıları gayet idealdi. Şimdi de direksiyona değinmek istiyorum. Direksiyon Taygo'dakinin aynısı şu an, yani kullandığım direksiyon. Ve kumandalarla gayet rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere asistanlar, sürüş bilgileri gibi ekranlarda böyle rahatlıkla gezebiliyorsunuz. Navigasyon gibi. Nerede olduğunuzu belli ediyor. Dijital bir ekran değil sonuçta. Ancak yine de gayet ideal bir ekrana sahip. Aracın yakıt tüketimi ortalama 7-7,5 litrelerde, yani biraz zorlarsanız 7 litrelere ve 7 litrelerin birazcık altına inebilirsiniz. Ancak tabii ki 1.0 bir motor olduğu için, küçük bir motora sahip olduğu için devirip arttırdığınız zaman otomatik olarak daha fazla yakmaya başlıyor araç. Yani 1.5 TSI'da biraz gazlama yaptığınızda belki daha az yakarsınız. Ancak bu aracın bu arada 1.0 TSI'den başka bir motor seçeneği yok. Ben performanslı bir sürüş yapmama rağmen, spor modda kullanmama rağmen aracı 12 litreleri gördüm maksimum. 12 litrelerin üstüne çok çıkmadı. Yeterli performanslı kullanmama rağmen. Ama dediğim gibi gaza çok fazla yüklenip fren yapmadan, yani çok fazla dur kalk yapmadan ve normal bir ayarda giderseniz bu değerler 7.5 litreleri, 8 litreleri ortalama yakalamış olursunuz. Yani çok fazla zorlanmadan. Aracın platformuna değinmek istiyorum bu arada. Araç MQB A0 olarak adlandırılan, Polo'da da yer alan, ayrıca Taygo'da da kullanılan platforma sahip. Yani bu üç araç da aslında aynı platforma sahip. Sonuçta Taygo'daki motor ve şanzımanın da aynı olduğunu düşünürsek bir tek görünüş ve donanım farkı oluyor aslında iki araç arasında tabii ki. Bu arada bu direksiyon arkasındaki kulakçıklara da değinmek istiyorum. Taygo'dakinin aynısı. Direksiyon yapısı ve direksiyonun arkasındaki bu kulakçıklar aynı parçalarla donatılmış.
biraz küçük olarak yorumlayan insanlar çok fazla. Tabii ki biraz daha büyük, böyle uzun veya kırmızı sportif detaylı bir şeyler isteyebilir aslında genel kullanıcı kitlesi, ancak yani bu vitesi kullanmak da çok zor değil. Olması da gayet de güzel bir şey. Sonuçta B segmenti bir araçta böyle bir kulakçığın bulunması zaten güzel bir şey. Kullanım olarak da çok zorlanmıyorsunuz. Zaten direkt bastığınız gibi model moda otomatik olarak geçiyor. Evet, motor şu an devir arttı. Motor sesi geliyor. Şu an neredeyse 90-100'lere ulaştık. Rüzgar sesi çok hafif bir rüzgar sesi var. Yani yol sesi çok fazla değil. Yani şu an yoldaki çizgilerden geçtiğimiz zaman sadece yol sesini alabiliyorum. Yalıtım o konuda gayet ideal. Arka davlumbazlarda, bu aracın arka davlumbazlarında herhangi bir kaplama bulunmuyor. Sadece herhangi bir yumuşak bir kaplama bulunmuyor diyeyim daha doğrusu. Tabii ki bir parça var, ancak Taygo'daki gibi yumuşak bir malzemeyle, bir keçeyle kaplanmamış. Ona rağmen bu araçta yol sesini çok fazla almıyor. Motor sesi de dediğim gibi 3000-4000 devirlerden sonra artık 1.0 motor olduğu için, birazcık artık kendini zorladığı için gelmeye başlıyor yavaş yavaş ses. Sonuç olarak aracın genel ses seviyesini beğendiğimi de söyleyebilirim. Yani gerek rüzgar, gerek motor, gerekse yol sesinde gayet güzeldi. Taygo incelememizde zaten sunroof'tan gelen rüzgar sesinden bahsetmiştim. Yani yüzlerden sonra zaten çoğu araçta belli yerlerden rüzgar sesinin gelmesi normal. Bu araçta sunroof'un bulunmaması bir eksiyken, rüzgar sesini yukarıdan almaması ile bir artısı olduğunu söylemekte fayda var. Araçta sunroof bulunmuyor dediğim gibi. Ancak ferah bir yaşam alanı var. Yüksek bir araç olduğu için darlanmıyorsunuz ve sunroof olduğu zaman genelde tavan biraz daha alçak bir yapıya bürünüyor. Bu araçta öyle bir durumla karşılaşmıyoruz bu yüzden. Tamamen kişisel bir tercih aslında sunroof. Tabii bu araçta tercih edilemiyor. Bunun dışında artık fiyatlara gelelim. Bu aracın giriş fiyatı 1.0 TSI 110 beygirlik. Bu araçta Taygo'da olduğu gibi 1.0'lık modelde 95 beygir değil, 110 beygir sunuluyor. Ve Life paket, yani baz model olan bu paket 448.300 TL ile başlıyor. Yani T-Cross'un başlangıç fiyatı 448.300 TL. Aynı paketin, yani giriş paketin, Life olan paketin 1.0 TSI 110 beygirlik otomatik şanzımanlı seçeneği ise 541.000 liralara kadar çıkıyor. Yani arada neredeyse yani 100.000 liralık bir fark var. Bu da tamamen bir tercih oluyor aslında. Tabii ki 448.000 lira ile 541.000 lira arasında büyük bir fark var. Ancak bu farka otomatiğe geçiyorsunuz. Ama en mantıklısı olan aslında aracın en full'ü oluyor eğer otomatik şanzımanla düşünürseniz. Çünkü Style paket, şu an kullanmış olduğum Style paket 587.600 TL'den başlayan bir fiyatta sunuluyor. Ve giriş donanım paketinin otomatiği ile Style paketi düşündüğümüzde, zaten Style pakette model sunulmuyor. Arada ortalama 47.000 liralık bir, 47-46.000 liralık bir fark var. Bu farka da artık biraz daha güzel özelliklere sahip olabiliyorsunuz. Tabii bu özelliklere, Life paketten belli özelliklere ek opsiyon olarak da alıp kendi tercihinizi oluşturabilirsiniz. Tabii ki ülkemizdeki ekonomik durumlardan dolayı bu araçlar bu fiyatlarda. Ancak araçların rakiplerine baktığımız zamansa bu fiyatların rakiplerine göre normal olduğunu söyleyebiliriz. Yani ülkemizdeki ekonomik koşulları düşündüğümüzde 587.000 liralar, 541.000 liralar, 448.000 liralar büyük rakamlar B SUV segmentindeki bir araç için. Ancak maalesef şu an ülkemizdeki durum böyle. Sonuçta çoğu B segmenti araçta bu paralara satılıyor. Yani burada Volkswagen'in de yaptığı bir kasıtlı durum yok. Diğer markaların da maalesef kur farkı, ÖTV, KDV derken araçların fiyatları bu hale alıyor. Benim T-Cross özelinde aktarabileceklerim bunlar. Peki siz T-Cross'u nasıl buldunuz? Bu arada videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Peki siz bu fiyat bandında hangi aracı tercih ederdiniz? Siz Volkswagen Taygo'yu mu, T-Cross'u mu daha fiyatına göre daha avantajlı, daha uygun buldunuz? Bunları yorumlara yazmanızı bekliyorum. Diyelim ve artık videomuzu bitirelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.